Hatay, Adana, Mersin, Gaziantep ve Osmaniye Baro Başkanları ortak bir açıklama yayınladı. Söz konusu açıklamayla ilgili olarak bilgiler veren Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez mesajında, Adalet Bakanlığı'nda hakimlik mesleği için mülakata giren avukat Umut Kılıç, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kamu görevlisine görevlerinden dolayı hakaret suçlamasıyla Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından CMK-M100 gereğince kuvvetli suç şüphelisinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir hükmüne dayandırılarak tutuklanmıştır. Aynı hüküm, aynı fıkrasının devamı, işin önemi verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbirleriyle ölçülü olmaması halinde tutuklama kararı verilemez, amir hükmü bilinçli olarak nazara alınmamıştır. Burada kişinin avukat olması bir yana sade vatandaş dahi olsa kişinin üzerine atılı suçun vasfı, kaçma şüphesi ve bu yönde somut olguların olmaması, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ihtimalinin bulunmaması, mağdur veya başkaları üzerine baskı yapılması girişiminde bulunma durumunun söz konusu bile olmaması nedenleriyle verilen tutuklama kararı açıkça hukuka, anayasa ile güvence altına alınan kişi hak ve özgürlüklerine, ülkemizin taraf olduğu başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslararası antlaşmalara uygun değildir. Hukuki mülahazalar bir yana, sorun artık hukukun üstünlüğü, insan hakları ve adalet ilkelerinin bu ülkede devam etmesini isteyip istemediğimiz noktalara getirmiştir. Defalarca kamuoyuyla paylaşıyoruz. Defalarca kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Defalarca hukuk ve hukuk devletine vurgu yapıyoruz. Umarım ki bir gün güzel ülkemizde tam ve gerçek demokrasi hakim olduğunda bize söylenecek söz kalmayacak diyoruz. Ama artık umutlarımız da tükenmektedir. Hep siyasetçileri eleştirdik ama bu kez siyasetten etkilenen yargı hakkında söz söylemek bizi son derece üzmüş ve umutlarımızı karartmıştır. Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddelerinden doğan hukukun üstünlüğü ve insan haklarını korumak görevinin bilinciyle yurttaşlarımıza haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı.